Her zaman hukukun üstünlüğünden yanayız. Yargının bağımsızlığından, ki bağımsız olursa tarafsız da olacaktır. Beklentimiz bu yönde. Mücadelemiz de bununla ilgili devam edecek. Ne yaparlarsa yapsınlar, ne söylerlerse söylesinler, hukuk devletinden, hukukun üstünlüğünden asla vazgeçmeyeceğiz. Bizim cübbemizde ne ilik var ne de düğme. Biz kimsenin sözüyle hareket etmeyiz. Biz avukatlık kanununun bize verdiği ve yasaların bize verdiği yetkileri kullanırız. Bu yetkiler içerisinde de bakarsanız avukatlık kanununun 76. 95. maddeleri bize yol gösterir. Yine avukatlık kanununun 1. maddesinin 2. cümlesi avukatı tanımlar. Yani yargının kurucu unsurlarından olan bağımsız savunmayı serbestçe temsil eder der avukat için. O yüzden biz asli unsur olarak görevimizi kimseden korkmadan, çekinmeden, önümüzü iliklemeden devam edeceğiz görevimize. Şimdi ilk sözleri zaten onlardan hesap soracağız idi. Ne yazık ki böyle bir söylemi hala devam ettiren bir anlayışı görüyoruz. Kaygı verici mi? Evet, kaygı verici, endişe verici. Bu aslında anayasal bir suç. Yani yargıyı etki altına almak ve bununla ilgili söylemlerde bulunmak anayasal bir suç. Ve bu suç işlenmeye devam ediyor. Kimliği kişiliğinden bahsetmiyorum. Hangi alanda olursa olsun. Bu Demirtaş olur, A olur, öteki avukat olur. Hiç fark etmez. Eğer siz, ki bu daha önce de yapıldı. İşte Osman Kavala dosyasında yapıldı. Canların dosyasında yapıldı. Selçukların dosyasında yapıldı. Ne yazık ki yargı tamamen güdümlü bir hale geldi. Artık yargı bağımsızlığından bahsetmek mümkün değil. Yargı bağımsız olmadığı için de tarafsız da değil. Biz bu baskıların evet artarak devam edeceği öngörüsünde bulunuyoruz. Ne yazık ki öyle olmaması gerektiği halde. Ama hiçbir zaman da mücadeleden vazgeçmeyeceğiz. Yani bu mücadeleden vazgeçmeyeceğiz biz. 81 baroyuz. Diğer iki baroyu saymıyorum. Numaracı baroları. Bu barolar bir araya geldiği zaman, daha önce de bazı konularda bir araya geldik, çok ciddi bir baskı unsuru oluşturdu. Hala yapabiliriz bunu. Bizim mutlaka ve mutlaka vazgeçilmezlerimiz var. Yani kadından yana, çocuktan yana, çevreden yana, hayvan haklarından yana, yani doğadan yana, tabiattan yana, yaşayan her türlü canlıdan yana bir taraf olmak zorundasınız. Onları yok eden, onları hor gören, onlara küfreden, ötekileştiren, onlara nefret dilini söyleyenler ne yazık ki bu iddialarını hala devam ettiriyorlar. Bundan vazgeçilmeleri açısından biz üzerimize düşen neyse barolar olarak, yönetim kurulları olarak, baro başkanı olarak ya da İzmir Barosu avukatlıdır ya da Türkiye'deki tüm meslektaşlar bu konuda bu mücadeleyi artırarak, yükselterek devam edecekler. Asla vazgeçmeyeceğiz, asla teslim olmayacağız, asla biat etmeyeceğiz. Yani siyasi iktidarın hukuku bir zor sopası olarak kullanmaya devam edeceğine inancımızı koruyoruz maalesef. Çünkü işte ilk açıklamasından da bu anlaşılıyor. Yani Selahattin Demirtaş'ın Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararına rağmen tutulduğunu tüm kamuoyu biliyor. Yani hala şunu söylüyor siyasi iktidar. Biz yargı kararlarını tanımayacağız. Kendi yargımızı, kendi talimatlarımız doğrultusunda idare etmeye devam edeceğiz mesajını verdi. Aslında hemen arkasından yine belki yerel seçimleri işaret etti. Siyaseten bu dili kurmayı tercih etti ama şimdi yerel seçimlerde de İstanbul'daki oy potansiyeli üzerinden muhtemelen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na bir yönelme ve onu da yargısıyla bertaraf etmeyi planlıyordur. Ama hani biz Özgürlük İçin Hukukçular olarak şunu hep söyledik. Hukukun istisnası olmaz. Sayın Abdullah Öcalan üzerindeki tecrit uygulamalarıyla aslında tüm topluma yayılan hukuksuzluklar kendini artık İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nda kayyum atamasına noktasına getirecek. Muhtemelen uygulamalarının bu yönüne olacağını düşünüyoruz. Çünkü yargıyı hala zor sopası olarak kullanmaya devam edeceğini kendisi de söyledi. Biz Özgürlük İçin Hukukçular Derneği olarak zaten hani mevcut anayasal
düzenlemelerin daha da toplumu ileri götüren, daha aydınlık, daha özgür bir geleceği inşası için yapılandırılması gerektiğini düşünerek şiarımızı her zaman bunu söyleyerek yükselttik. Ve bunu yükseltmeye devam edeceğiz. Yapılacak olan tüm haksızlıklara ve hukuksuzluklara karşı yine mücadelemizi özgürlük için, bu toplumun refahı için, demokrasi için vermeye devam edeceğiz. Bir hukukçu olarak, Özgürlük İçin Hukukçu Derneği'nin üyesi olarak şunu söyleyebilirim. Biz bu seçimler sonucunda muhalefetin iktidara gelmiş olması ya da seçimlerin ülke genelindeki durumları değiştirmiş olması açıkçası bizi çok etkilemeyecekti. Çünkü biz zaten doğru bildiğimizi, biraz önce söylediğim kriterlerimiz doğrultusunda mücadelemizi her daim verecektik. Mücadelemiz devam edecek ve tüm genç meslektaşlarıma ve hukukçu arkadaşlarıma bu çağrıyı da, bu mücadeleyi birlikte yapma çağrısını da buradan yenilemiş olayım.